Ankara Gücü ile Gençler Birliği arasındaki ilişkiler son yıllarda iki olayla gerildi. Ankara Gücü Teknik Direktörü olarak başarılı sonuçlara imza atan Ersun Yanal, 2001-2002 sezonunun sonunda kentin diğer takımına Gençler Birliği'ne transfer oldu. Bu transfer Ankara Gücü taraftarlarını bir hayli kızdırdı. Bir sezon sonra İlhan Cavcav'ın kendisini protesto eden Ankara Gücü tribünlerine yapacağı el hareketi ise ilişkileri daha da gerdi. Bu Ersun Yanal'ın Ankara Gücü'nden Gençler Birliği'ne gelmesinden sonraki sezonda gerginleşen bir ortam oluştu. Bu gerginleşen ortamda işte bir Ankara Gücü Gençler Birliği derbisinde Ankara Gücü taraftarlarının biraz kendisine yaptığı olumsuz tezahürata çok çirkin bir hareketle cevap verdi İlhan Cavcav. Bu hani meşhur o el kol hareketi. O tabii olumsuz olan, gergin olan ortamı daha da gerdi. Bugün biliyorsunuz İlhan Cavcav geçenlerde bir demeç Hürriyet gazetesinde Ankara Gücü seyircisinin bende olduğunu, Ankara Gücü seyircisinin şampiyonluk oynayacağına garanti veren bir başkan. Ben de diyorum ki İlhan Cavcav Ankara Gücü seyircisiyle gençliğinden bu yana çok uğraştı. Bir gün İlhan Cavcav'ın hayatına baktığın zaman Ankara'da iş kurmuş. Çok Allah şimdi gücünü nasip etsin, çok variyetli bir başkandır. Ama Ankara Gücü'ne bir günden bir güne hiçbir zaman sahip çıkmamıştır. Belki antipat ondan uyanabilir. Bir gün İlhan Cavcav, Sayın İlhan Cavcav'ın Ankara Gücü tribünlerine Ankaralı olmasına rağmen el kol hareket yapması, bunlar ters tepki olabilir. Ankara Gücü taraftarının hiçbir günahı yok. Ankara Gücü taraftarı maraton tribünden bana Cavcav dışarı, Cavcav dışarı diye tezahüratta bulunur. Biz de kendi maçımızla oynadığımız için Ankara Gücü Gençler Birliği. Ben Gençler Birliği'nin başkanıyım. Ankara Gücü taraftarı beni dışarı çık demek de onu bırakıp çıkmam. Bu mantık ölçüsü içerisinde olmayacak bir olay. Ben de kalktım, ben buradayım dedim. Gitmiyorum, buradayım diye işaret ettim o tribüne. Fakat arkadan onu affetmeyen arkadaşlar, yönetim kurulunda 7-8 kişi bana otur deyip ağza alınmayacak küfür ettikleri zaman ben o hareketi yaptım. Benim o hareketim hiçbir zaman için Ankara Gücü taraftarlara asla değildir. O bana küfür eden, halen mevcut, o günkü yönetimde mevcut olan 6-7 tane Ankara Gücü yöneticiye aittir. Ben Ankara Gücü taraftarını her zaman saygıyla karşılamış, hatta kendi maçlarımız denk gelmediği zaman mutlaka Ankara Gücü maçlarını gidip o seyircinin tezahüratını şevkle, heyecanla izleyen bir futbol adamıyım. Dolayısıyla benim Ankara Gücü taraftarıyla hiçbirisiyle en ufak bir sorum yok. Ben hepsini böyle efendice takımlarının destekleri müddetçe hepsi benim kalbimde yeri olan insanlardır. Unutamadığım bir bayrak diktiğim bir maç vardı maçtan sonra. Ankara Gücü Gençler Birliği derbisiydi. Tabii bu Gençler Birliği kulübüne karşı yapılmış bir hareket değildi. O dönem çok sıkıntılı bir ortam vardı. Bizim hocamız Ersun Yanal'dı bir dönem önce. Ersun Yanal'ın gençler bizden bir dönem sonra Gençler Birliği'ne gitmişti. Çok karışık bir durum vardı. Biz de o maça çok çok önem verdiğimiz için kendi camiamız açısından yendikten sonra sahanın ortasına bir Ankara Gücü bayrağı dikmiştim. Bu benim unutamayacağım bir derbi maçıdır. Ama tekrar söylüyorum, bu Gençler Birliği'ne karşı yapılmış bir hareket değildi. Çünkü biz Gençler Birliği'ne, ben ve futbolcu arkadaşlarım oynadığımız dönemde çok saygı duyduğumuz bir ekipti. Ha ne oldu? Bir gün Ersun Yanal'ı her şeye rağmen mumla arıyoruz. Keşke. Bir Ersun Yanal'ı mumla arıyoruz. Bir de 3 sene bize kahramanlık yapan İkmet Kar, babamızın oğlu da değil. Babamızın oğlu da değil Burak Çapsın ama ahdi vefa.
İlk kez 1977 yılında Gençler Birliği Başkanlığı'nı üstlenen İlhan Cavcav, bu görevde sadece bir ay kaldıktan sonra kulüp içindeki anlaşmazlıklardan dolayı istifa etti. Gençler Birliği'nde ikinci ve mutlak İlhan Cavcav dönemi ise 1981'de başladı. Cavcav bu görevde aralıksız olarak 31. yılını doldurmak üzere. Gençler Birliği denilince akla onun ismi geliyor. Gençler Birliği'nin ve Türk futbolunun önemli simalarından biri olan Cavcav'ın yöneticilik hayatının başında Ankara Gücü'ne başkan olma ihtimalini ise çok az kişi biliyor. Sene 74-75 yıllarıydı. 75 yıl dediği zaman bugün aşağı yukarı 35 sene evvel, 36 sene evvel Ankara Gücü'nde Yurda Kul diye bir avukat arkadaşımız vardı. Zannediyorum rahmetli oldu, nur içinde yatsın. O bana Ankara Gücü Yönetim Kurulu'na girmemi söyledi. O zaman da Sabri Mermutlu Bey, benim meslektaşım, yakında dostum, arkadaşım. O da bana Kavaklıdere saunada beraber olduğumuz zaman, ya seni istiyorlar, sen de ille gel Ankara Gücü'ne dediği zaman, ben gelirim, orada sen başkansın. Ben gelirsem, başkan olursam gelirim. Aksi halde bir yerde iki tane başkan olmaz. Onun için Sabri, ben teşekkür ederim dedim. O zaman Ankara Gücü'ne gitmemiştim. Şu gelincik sese bakar mısın? 80 yaşındaki ses gibi çıkıyor. Yarın ne olacağımız belli değil. Belki kıtlı olacağız belki.